selamlar. En son pankreasta kalmıştık. Pankreastan devam etmiş olacağız. Pankreas ve salgıladığı hormonlar diyeceğiz. Pankreas midenin arka kısmında bulunan ve karma bez üzerine sahip olan bir organdır. Karma bezi olduğundan daha öncesinde bahsetmiştik zaten. Hem hormon hem de sindirim enzimi salgılar. Hormonlarını doğrudan kana veriyor. Salgıladığı sindirim enzimleri bir karbonat içerikli sıvı ise virüsün kanalıyla ince bağırsağa gönderiyor virüsün kanalı önemli. Daha sonrasında sindirim sistemini anlatacağız arkadaşlar. Şimdi bir şematik olaraktan bakıldığı zaman bir kısmı yine ince bağırsağı zaten açılan kısmı var. Yine virüsün kanalımız bulunmakta. Kan damarlarımız Langer Hans alacıkları bulunmakta. Ve sindirim enzimi içeren içerikli salgı üreten asinar hücreleri bulunmakta. Tabi daha öncesinde ÖSYM değerli dostlar Langer han alacıklarını çok fazla vermiyordu. Fakat yeni çıkan Milli Eğitim Bakanlığı kitabında bunlara daha fazla yer verdiğini gözlemlemekteyiz. Pankreasın Langerhans adacıkları adı verilen kısmındaki alfa hücresinde glikagon, beta hücresinde ise insülin hormonları salgılanıyor. Nerede neyin salgılandığı önemli. Bu yüzden bunları bileceğiz. Daha öncesinde dediğim gibi vermiyordu ama artık veriyor. İnsülinle başlayacağım. Kanda bulunan glikozun özellikle karaciğer ve iskelet kası hücrelerine geçişini sağlayarak kan şekerini düşürüyor ve yükselen kan şekerinin normale dönmesini sağlıyor. Yani kandan kandan glikoz çekiyor. Olay bu. İnsülin etkisi de glikozun fazlası karaciğer ve kaslarda glikojen, yağ doku hücresinde ise yağ olaraktan deponuyor. Bizi küre aldıran hormonlardan bir tanesi de insülin arkadaşlar. Karaciğerde glikojen yıkımını yavaşlatıyor. Yağ ve proteinin glikoz dönüşümünü engelliyor. Amino asitlerden protein sentezlenmesini sağlar. Amino asit eminimini arttırarak protein sentezini etkilemiş olacaktır. Not demişiz. Nöronlarda glikozun hücreye alınması insülinden bağımsız olaraktan gerçekleşiyor. Yani e, insülin burada bir etki mekanizmasına sahip değil. Tabi insülin miktarının yetersizliğinde diyabet yani şeker hastalığı, diyabetes mellitus hastalığı sebebiyet veriyor. Diyabet kanda eşik değerinde üzerinde glikoz olmasına rağmen hücrelerin kandan yeterli glikoz alamaması durumu. Bu yüzden kan şekerinde glikoz miktarı çok fazlalaşıyor. Bu durumda hücre enerji ihtiyaçlarını proteinlerden ve yağlardan karşılıyor. Glikozun bir kısmı idrarla atılaraktan şeker dengesi sağlanmaya çalışılıyor. Fazla su içmek, sık idrara çıkmak ve fazla yemek yemek diyabetin en önemli belirtilerinden bir tanesi. Diyabetin iki tipi var. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet şeklinde. Bize soru olaraktan gelecek olan kısımlar bunlar işte aslına bakarsanız. Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalıkta bireyin kendi bağışıklık sistemi hücre, pankreasın beta hücrelerine saldırdığı için insülin üretilmiyor. Yani tip 1 diyabette insülin üretimi söz konusu değil arkadaşlar. Tip 2'den en büyük farkı bu zaten. Tedavisi için bireyin insülin kullanması gerekiyor. Genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkıyor. İnsülin polipeptit yapılı bir hormon olduğundan tedavisinin enjeksiyon şeklinde alınaraktan yapılması gerekmekte. Yani polipeptitten kastımız protein içerikli bir hormon. Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Protein içerikli bir yapıya sahipse eğer ki mutlaka enjeksiyon şeklinde alınması gerekiyor. Şimdi şuraya bakıldığı zaman sağlıklı bir insanda insülin ne yapacaktır? Üretilecektir. Sonrasında insülin reseptörü vasıtasıyla e, kana verilmiş olacaktır. Ve kandan arkadaşlar glikoz çekmiş olacaktır. Tip 1 diyabette ise insülin üretimi söz konusu olmadığı için insülin reseptörü ne yapmayacaktır? İnsülin tutamayacaktır. Dolayısıyla glikoz kanda kalmaya devam etmiş olacak. Önce tip 2'ye bakalım sonrasında şeklimize bakacağız. Tip 2 diyabette pankreas yeterli insülin üretiyor. Bakın tip 1 diyabetten en önemli farkı tip 1 diyabette insülin üretilmiyor. Tip 2 diyabette ise insülin üretimi söz konusu. Ancak vücut vücut hücrenin insüline duyarlılığı azalmış olduğunda hücre insülinden etkilenmiyor. Çünkü hücrelerin insülin amaçları bozulmuştur. Yani reseptörleri bozulmuştur. Ya da insüline cevap oluşturma yolunda genetik bir kusur bulunmakta. Aşırı kilolu olmak. Benim eski halim değil arkadaşlar? Benim eski halim. Çok fazla obezite sağlığa zararlı. Yaşın ilerlemiş olması aşırı beslenme bozukluğu tip 2 diyabeti sebebiyet veriyor. Diyet ve düzenli egzersizle tip 2 ortadan kaldırılabiliyor veyahut da kontrol altına alınabiliyor. Tip 2 diyabete bakıldığı zaman insülin üretimi söz konusu bakın. Fakat insülin reseptörüne bağlanma durumu söz konusu değil. Çünkü reseptörde bir sıkıntı var. Bu yüzden glikoz yine kanda kalmaya devam ediyor. Geldik diğer hormonumuza. Glikogon hormonumuz. Bir tık daha küçültelim bunu. Karaciğerde glikojenin yıkımını uyaran hormondur. Yani bu arkadaşımız kana ne verecektir? Glikoz vermiş olacaktır. Özellikle açlık durumunda karaciğerdeki glikojenin glikozu dönüşümünü ve kana geçişini uyaraktan düşük kan şekerinin de normale dönmesini sağlıyor. Yağ dokuda yağ yıkımını ve karaciğerde karbohidrat dışı kaynaklardan aminoasit ve gliserol gibi glikoz sentezlenmesini sağlıyor. O zaman glikozu seven bir hormondur değil mi bu? Tıpkı kim gibi arkadaşlar? Kortizol gibi değil mi? Nerede anlattık biz bunu? Geçmiş derslerimizde anlattık. Tıpkı kim gibi? Adrenalin gibi değil mi arkadaşlar? Bunları unutmuyoruz. Glikoz seven hormonlar önemli. Yağ dokudan yağ asiti ve gliserol salınımında ne yapacaktır? Uyarmış olacaktır. Burada başka bir şey yok değil mi? Yok. Not demişiz. Kan şekerinin azalması durumunda glikagon salgısının artması karaciğerden kana glikoz geçişini sağlamakta. Ancak iskelet kaslarında depolanan glikojenin glikoza yıkılıp kana geçmesini etkilememekte. Kaslar kandan glikoz alıp glikoz fosfat ekleyerekten değiştirir ve kana glikoz vermez. Depo ettikleri glikoz fosfatı kendileri kullanır. Peki niye glikoz fosfat şeklinde? Çünkü arkadaşlar bizim buradaki glikoz fosfatı glikoza çevirecek Enzimimiz yani fosfotaz denilen bir enzim var. Bu kaslarda yok. Bu yüzden kaslardan doğrudan biz ne yapamıyoruz? Glikoz alamıyoruz arkadaşlar. E, fosfotaz enzimi olmadığı için kaslarda. Kaslar ne yapacak bunu? Kendisi için kullanmış olacaktır. Sağlıklı bir bireyin kan glikoz düzeyi 90 mg 100 ml'de. insülin ve glikoz e, kandaki glikoz seviyesi üzerinde antagonist etki yapıyor. Yani bunlar ne yapacaktır? Zıt çalışan hormonlardır. Kim gibi? Parat hormonuna kalsitonin gibi değil mi? Adrenalin, noradrenalin, glikogon ve kortizol kan şekerini arttırırken insülin kan şekerini düşürmekte. Bu hormonları ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Önemli bizim için. Bakıldığı zaman arkadaşlar burada pankreastan insülin salgılanması gerçekleştiriliyor. Ve insülin salgılandığı zaman ne olacaktır? hücrelerin glikoz alımını uyarılması gerçekleştirilecektir. Ve hücreler arkadaşlar ne yapacaktır? Glikozu çekecektir. Aynı şekilde karaciğer ne yapacaktır? Glikozu glikojene çevir diyecektir ve depo edecektir. Bunun akabininde eğer ki kan e, şekeri düşüyorsa düşük kan şekeri seviyesi pankreastan glikogon hormonunun salgılanmasını sağlayacak. Ve glikojen bu sefer glikoza çevrilmiş olacaktır. Ve kan şekeri ne yapacak? Dengelenmiş olacaktır. Eşey bezleri ve salgıladığı hormonlara geçelim şimdi de. Eşey bezleri ve salgıladığı hormon bir ovaryumlar bir de testisler kısmında. Dişilerde ovaryumda yani yumurtalıklarda erkeklerde ise testislerde eşey bezi olup salgıladıkları hormonlar steroid yapılı yani yağ yapılı şeklinde. Eşey bezlerine ise gonad adı verilmekte. Yumurtalıklar karın boşluğu ve uterusun iki yanında yer almakta. Testisler ise skrotum adı verilen kese içerisinde bulunuyor. Gonadlar gametleri yani üreme hücrelerini oluşturur ve üreme sistemi olaylarını düzenleyen hormonlar salgılıyor. Gonadlar hipofizin ön lobundan salgılanan önemli burası FSH ve LH hormonlarının etkisiyle hormon salgılamış oluyor. Ovaryumlar ve testisler aynı şekilde ikisi de karma bezler diye adlandırılıyor. Şimdi tabi bunların detaylarını ne yapacağız bakacağız. Öncesinde yumurtalıktan salgılan hormonlara bakacağız. Yumurtalıktan biliyorsunuz ki östrojen ve progesteron hormonları salgılanıyor. Östrojen ve progesteron bizim için önemli, ÖSYM için de önemli hormonlardır. Östrojene bakıldığı zaman ovaryumdaki folikül verilen yapılardan ve korpus lüteumundan salgılanmakta. Hatırlarsanız daha öncesinde size ders anlatırken bir şema çizmiştim. Menstrülasyon döngüsünü. Şurası 0. gündü. Burası 28. gündü. Burası 14. gündü. Şuraya ben 1. Buraya ise 2. aşama demiştim. 1. aşamada ne fazlaydı? FSH fazlaydı. Ve akabinde kim fazlaydı? Östrojen fazlaydı. 2. aşamada ise şu 14. günün aşaması neydi bu arada? LH'tı. 2. aşamada ise korpus tutuyma diye geçiyordu. Çok miktarda progesteron az miktarda östrojen ne yapacaktı? Salgılanmış olacaktı. O zaman Ovaryumdaki folikül adı verilen yapılardan şuradaki birinci bölgeden bahsediyor ve corpus luteum'dan salgının buradaki ikinci bölgeden bahsetmiş oluyor. İkinci reşey karakterlerinin yani ergenlik dönemindeki değişimlerin oluşmasında etkili önemli bu da. Sesin incelmesini, meme bezlerinin ve üreme organlarının gelişmesini sağlıyor. Uterüs duvarı yani endometriyum tabakası bol miktarda kan damarı içeriyor bu tabaka. Mitozunu uyararaktan uterusun kalınlaşmasında görev almış oluyor. Zaten menstrülasyon döngüsünde bu endometriyum tabakasının parçalanması da gerçekleştirilmiş oluyor. O zaman ne oldu? Hipofizin ön lobundan LH ve hatta FSH salgılandı ve buradan da östrojen ve progesteron salgılanmış oldu. Bir hormon diğer bir hormonun salgılamasını ne yapıyor? Uyarmış oluyor. Progesterona geldim. Ovaryumda oluşan korpus luteumdan salgılanır. Bakın ikinci aşama burası. Uterus tubarının kılcal damar açısından zenginleşmesini ve kalınlaşmasını sağlayarak embriyonun uterus tutunmasını sağlıyor. Embriyo gelişimi sırasında kandaki miktar artar ve hamileliğin devamlılığında görev yapar. Eğer bir kadın hamile ise döngüsü gerçekleşmeyecek tabi gerçekleşecek ama bir kanama olmayacaktır. Hamilelik kısmında ne olacaktır? Progesteron miktarı sürekli sabit bir şekilde ve artan bir şekilde kalacaktır. Menstrülasyon döngüsünde gerçekleşiyorsa eğer yani hamile değilse dişi progesteron miktarı menstrülasyon döngüsünün sonunda azalmış olacaktır. Not Hamilelik durumunda annenin bebek arasında madde alışverişini sağlayan plezantada östrojen ve progesteron salgılamakta. Tabii korpus tütüyum bozulduktan sonrasında bu reaksiyon disini gerçekleştiriyor. Korpus tütüyumdan salgınıyor başlangıçta hamlenin başlangıcında. Daha sonrasında ise ne yapacaktı arkadaşlar? E, bu görevi bizim plezanta almış olacaktır. Testislerden salgılan hormonlara geldi. Testislerden salgılan erkek eşi hormonlarını androjenler denmekte. Yine e, ne olacaktı? Hipofizin ön kısmından LH ve FH, FSH yardımıyla testosteron salgılanmış olacak. Testislerde bulunan Lady hücrelerinden salgılan en önemli androjen testosterondur. Testosteron spermlerin oluşmasında ve olgunlaşmasında etkili bir hormondur. İkinci de şey karakterinin oluşmasını sağlayan testosteron sayesinde ergenlik döneminde üreme organları ve kaslar gelişir, ses kalınlaşır, sakal ve bıyık çıkıyor. Yani erkeğin bir hormonu var o da testosteron arkadaşlar. Bu yüzden olmazsa olmaz bir hormonumuz. Testosteron protein sentezini arttıraraktan kemik gelişimine de etki edecektir. Kas kütlesini arttırmak için testosteron takviyesinde bulunmak karaciğeri yıpratıyor. Sperm sayısını azaltıyor ve testislerin küçülmesine sebebiyet veriyor. Yani kısırlık oluşumuna sebebiyet verebilir. Kim arkadaşlar? O yüzden bu Instagram'da ve YouTube'da çok böyle kendini bir şey zanneden arkadaşlar var. Yani sporcu hepsine demiyorum bu arada. Sadece bu işi profesyonel yapanlardan bahsetmiyorum. Ama sırf böyle tık kazansın, beğeni kazansın diye sürekli böyle bir... E, ...kas kütlesini arttırmak için onu bunu basan adamda çok fazla dikkate almamak gerekiyor. Hatta ÖSYM bile bunu T'ye aldı. E, testosteron hormonunun çok fazla miktarda... ...mesela atıyorum bir sorusunda, ÖABT'deki bir sorusunda... ...dedi ki adam kısır... Ama işte testosteron salgıladığı e, bu adamın açığa çıkmıştır. Bu reaksiyon dizisi nasıl gerçekleşir diye sordu. Spor yapan birinin dışarıdan testosteron alması diye cevap mesela. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Yani e, vücudu çok fazla yormayacaksınız. Kas çalışabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Hatta yararınıza da kas çalışmak ama e, dışarıdan çok fazla bu protein alımı ve testosteron alımı hiç 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 faydalı değil arkadaşlar. Bu yüzden her önünüze geleni dinlememeniz gerekiyor özellikle. Hormonların çalışmasında geri bildirim mekanizması. Yine ÖSYM'nin özellikle solmuş olduğu yerlerden bir tanesi. Bu yüzden yıldızlarımı çakıyorum buraya. Çünkü önemli bu kısım ve soru olaraktan dönme ihtimali de yüksek size. Bakalım şimdi. Kandaki hormon miktarının düzenlenmesini sağlayan geri bildirim mekanizması bir pozitif geri bildirim bir de negatif geri bildirim şeklinde olmakta. Hormon salgılanmasını teşvik edici, arttırıcı bir etkiye sahipse pozitif geri bildirim. Azaltılmasında ise negatif geri bildirim söz konusu. Bazı durumlarda her iki bildirim birlikte çalışırken bazı durumlarda ise sadece biri etkili olabiliyor. Örneğin hipotalamustan salgılanan RH yani salgıtıcı faktör miktarının artması hipofizden az miktarda FSH ve LH salgılanmasını uyarmakta. FSH ve LH hormonu foliküllerin büyüyerekten östrojen salgılamasını sağlıyor. Az miktarda östrojen hipofizin FSH ve LH salgılanmasını önlüyor. Yani östrojen ne yapıyor burada? Negatif geri bildirim oluşturuyor. O yüzden her zaman e, her gördüğüne pozitif geri bildirim dememen gerekiyor. Yani bir kere daha söylüyorum bakın. Dikkat ettiyseniz FSH ve LH az miktarda arkadaşlar östrojen salgılanmasını sağlarsa o zaman az miktardaki östrojen hipofizin FSH ve LH salgılanmasını önleyecektir. Yani sen beni az mı salgılıyorsun? O zaman ben de seni önlerim muhabbeti gibi. Folikül büyümesinden bağlı olarak artan östrojen ise hipofizi uyaraktan FSH ve LH salgılanmasını arttırıyor. Yani pozitif gelirini gerçekleştirmiş oluyor. Önemli bakın bu örnek. Hatta biz bunu fosfor diyelim. Önemli bu kısım kitapta da bu kısmın altını çizersiniz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hipotalamus GnRH uyarıyor. Hipofizin ön kısmından FSH ve LH salgılanıyor. Onlar da az miktarda östrojen salgılatırsa östrojen ne yapıyor? Sen beni az mı salgılattın deyip FSH ve LH'ın şeyini e, salgısını bloke etmiş oluyor. Şeyini. Salgısını bloke etmiş oluyor yani. Gelin diğer muhabbete. Hipotalamustan salganan TRH bu da salgıtıcı faktör diye geçiyor. Miktarının artması hipofizin önüne bundan salganan TSH miktarını arttırıyor. TSH ise tiroid bezinin olaraktan tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Pozitif bir bildirim var burada. Kandaki tiroksin miktarının artışı ise hipotalamus ve hipofiz bezi üstüne negatif etki yaparaktan TRH ve TSH salgılamasını baskılıyor. Burada bir negatif bir bildirim söz konusu. Neden? Çok fazla miktarda tiroksin varsa eğer ki tiroksin yeterli miktarda olduğundan dolayı ne yapacaktı? Daha fazla salgılanma diyecekti. Sebebi bu arkadaşlar. Bakıldığı zaman Hastalık, stres ve günün farklı zamanlarında hipotalamus arkadaşlar bakın uyarılmış ve CRH ön hipofiz bezinden ACTH ne yapmış? Adrenokortikotropik hormon salgılanmış. Adrenal bezlerden ise kortizol ve androjenler de ne yapmış arkadaşlar? Salgılanmış. Ve burada kortizol ve androjenler miktarı eğer ki fazlalaşırsa o zaman ne yapacaktır? Negatif geri bildirim yapacaktır ve salgısını durdurucu etki yapacaktır. Okuyalım. Hipotalamustan salgılanan CRH miktarının artması, hipofizin ön lobundan salgılanan ACTH miktarını arttırıyor. ACTH böbrek üstü bezinin neresini uyaracaktı? Korteksini, kabuk bölgesini uyaracaktı ve e, bu hormonların artmasına sebebiyet verecek. Kanda miktarı artan korteks hormonları ise hipotalamus ve hipofiz bezini negatif şekilde uyaracaktır ve CRH ve ACTH salınımını baskılamış olacaktır. Olay bu. Bakın Burada 3 tane geri bildirim mekanizmasında salgılatıcı faktör var. Ona bakmakta fayda var. Bakın bir tanesi GNRH. Eskiden biz sadece diyorduk ki kardeşim hipotalamus salgılatıcı faktörünü ne yapıyor? Sal salgılıyor. RH faktörü. Yani RH denilen bir kısım var diyorduk. Hipotalamus ne yapacaktı? Hipofize uyarı gönderecekti. Fakat artık bunların isimlerini veriyor Milli Eğitim Bakanlığı bize. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Mesela GnRH konuşuyorsam FSH ve LH üzerine etki ediyor hipofizin ön lobunda. İşte TRH konuşuyorsam eğer ki TSH üzerine ne yapıyor? Etki etmiş oluyor. Aynı şekilde CRH'i konuşuyorsam ACTH'a ne yapmış oluyor? Etki etmiş oluyor. Önemlidir bunlar. Dikkat etmekte fayda var. Geldik sinir sistemi rahatsızlıklarına. Bunlar da ÖSYM tarafından sorulmayan, bu zamana kadar sorulmayan ama Milli Eğitim Bakanlığı kitabında bahsetmiş olduğu şeyler. Sinir sistemi hastalıkları genetik ve çevresel faktörlerin etkisi de ortaya çıkıyor. MS, Alzheimer, Parkinson, epilepsi en önemli hastalıklar şeklinde adlandırılıyor. Multiple scleros, ne yazık ki Serdar Ortaç'ta görülen mesela hastalık bu. Otoimmün bir hastalık, Akyova hücreleri merkezi sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıflarına saldıraraktan zarar veriyor. O zaman buradaki anahtar kelime ne? Miyelin kılıflara saldıraraktan zarar vermesi. Kimin? Akyuvarlığı. Zarar gören miyelin kılıf hücrelerinde zar direnci azalır. Akım kaçakları başlar. Ramviyer boğumları aksiyon potansiyeli oluşumunda yetersiz kalmakta. Zarar gören kısımlarda plak oluşu ve plak oluşumu nöronlarda elektrik sinyalinin kaybolmasına sebebiyet veriyor. Yani mielin kılıflarının zarar görmesi sonucu elektriksel iletimin yapılmaması muhabbeti. Uyuşukluk, karıncalanma, çift görme gibi ve görme işitme kaybı gibi ve yine aynı şekilde güç kaybı gibi belirtiler görülebiliyor. Bakın miyenin kılıf burada ve hasarlı miyenin kılıfı görüyorsunuz bu kısımda. Alzheimer çok fazla toplumumuzda yaygın ama özellikle yaşça daha fazla belirlerde yani yaşlı belirlerde bu da asetilkolin adı verilen nörotransmitter maddenin beyinde azalması sonucu oluşuyor. Ki asetilkolin biliyorsunuz ki çok önemli nörotransmitter maddelerden bir tanesi. Özellikle hafızadan sorumlu hipokampus bölgesi zarar görüyor ve hafıza zayıflar ve bozuluyor. Uç beyinde nöron kaybı olur. Nöron aksiyonunda bulunan bir protein parçalanıp birikir ve toksik etkili amiloid plaklar oluşmakta. Öncesinde vermiyordu amiloid plakları. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bunu da veriyor. Bu plaklar sinaptik üretimi engelliyor ve hücre içerisindeki mikrotübüllerin düzenlenmesinden ve işlevinden sorumlu tavuk proteinleri yanlış katlanıyor. Anahtar kelimedir tavuk proteinlerinin yanlış katlanmasıyla meydana gelen hastalık nedir diye sorarsa söyleseyeme Alzheimer diyeceksiniz. Ve nörofibril düğümleri oluşuyor. Sonuçta diğer proteinler de yanlış katlanıyor ve nöron yumakları oluşuyor. Bu yumaklar nöron için toksik etki yapar ve zamanla nöron kaybı yaşanmakta. Tabi burada hastalığı biz bu anlatıyoruz ama çok da hoş bir şey yapmıyoruz aslında bakarsınız. Yani işte şu anahtar kelime şeklinde. Ama mecburen arkadaşlar yani sınava hazırlıyoruz sizi. Mecburen anahtar kelimeleri ne yapıyorum? Veriyorum. Vermek durumundayım. Evet yakınınız olabilir almış Çok zor bir durumdur ama ben bunu yapmak durumundayım. Hoş bir şey değil ama ne yapalım yani? Sınavda bize gelecek olan kısımlar bunlar olacaktır yani itibariyle. Herkese de acil şifalar diliyorum burada. Beynin bellek faaliyetleri ve buna bağlı olaraktan konuşma, anlama planlama becerileri zayıf var. E, hatırlarsanız arkadaşlar Şahsiyet dizisinde e, Agah Bey Alzheimer'dı. Tabii o ilaçlarla falan bunu geçiştiriyordu ama şu anda bunun doğrudan böyle Agah Beyoğlu'nun olduğu gibi bir versiyonu yok ne yazık ki. Dizideki gibi yani. Hasta beyler zaman ve mekan belirlemede zorlanıyor. Aile beylerini tanıyamaz hale gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi amiloid plakların birikmesi de burada şematize edilmiş. Normal bir sağlıklı beydeki nöronlar bunlar. Parkinson yine toplumumuzda çok fazla yaygın şekilde görülüyor. Sinir sistemindeki tahribat sebebiyle orta beyindeki hücrelerde dopaminin azalması sonucu ortaya çıkıyor. Orta beyin anlatırken dopamin kısmında anlatmıştık ve demiştik ki Parkinson'a sebebiyet veriyor. Hareket yavaşlar, denge kaybı, eklemlerde katılık, titreme, konuşma güçlüğü, motor nöron faaliyetlerinde bozulma ve yüz memeklerinde azalma gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde dengesiz ve ayak sürüyerekten küçük adımlarda yürüme gerçekleşiyor. Parkinson hastalığının belirtileri bu şekilde. Epilepsi yani SARA, merkezi sinir sistemindeki nöronların aşırı senkronize elektrik sinyalleri oluşturulması sonucu oluşuyor ve nöbetlere sebebiyet veriyor. O zaman buradaki anahtar kelimemiz ne arkadaşlar? Elektrik sinyalleriyle alakalı aşırı senkronize olma durumu. Nöbet sırasında bilinç kaybı, titreme, ağız köpürmesi gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ee, çok zor bir durum. Üniversitedeyken e, akademisyenlerimizden bir tanesi yanımızda nöbet geçirmişti. O yüzden çok sıkıntılı bir durum. Birebir yaşadığım için biliyorum bu durumu. Endişe, bilinç kaybı, büyümüş köz bebeği, kaslarda zayıflama ve kas kasımlarıyla açığa çıkmış oluyor arkadaşlar kendileri. Ve depresyon toplumumuzda oldukça yaygın ee, ve belirtileri de olabildiğince fazla sebeplerden dolayı oluşan durum. Beyinde nörotransmitter dengesizliği sonucu oluştuğu düşünülmekte. Bakın her şeyin başında nörotransmitter. Nörotransmitter güzel bir şekilde tutarsanız eğer ki problem olmuyor. Tutmazsanız eğer ki kayış kopuyor yani. Depresyon duygusal, zihinsel ve bedensel olarak belirti veriyor. İştahsızlık, uykusuzluk, mutsuzluk, karamsarlık ve ümitsizlik şeklinde kendini gösteriyor. Bazı kronik hastalıklar, hormonal değişimler ve stres depresyona sebebiyet verebiliyor. ...en yaygını majör yani ana depresif, bozukluk şeklinde gerçekleşiyor. Bu tip insanlar da yine aynı şekilde e, hayattan tat almama durumu söz konusu olabiliyor. Ve hayattan tat almadığınız zaman da e, yani farklı farklı şeylere yönelebiliyorsunuz. Bu yüzden herhangi bir şekilde bu şekilde yani sabah kalktığınız zaman çok mutsuzsanız ...günün içerisinde yine aynı şekilde umutsuzluğunuz devam ediyorsa, iştahınız kayboluyorsa... İşte karamsar bir yapıya sahipseniz, ulan ben yaşayacağımı yaşadım daha ne yaşayacağım diyebiliyorsanız, bu tip durumlarda ilk başlangıçta psikiyatriye gitmeden öncesinde psikoloğa gidebilirsiniz. Psikologtan sonrasında eğer ilaçlık bir haliniz varsa psikiyatriye gidebilirsiniz. İlk başlangıçta psikologtur arkadaşlar bu işin e, durumu. Sonrasında psikiyatridir. Direkt psikiyatriden başlarsanız ilacı dayar size psikiyatrist ve ömrünüz boyunca kullanırsınız ilaçları. Bu yüzden ilk başlangıçta psikolog bu işi daha düzgün hale getirecektir. Bazı durumlar depresif bozuklukla birlikte anormal ve sürekli coşkulu ruh halde görülebilir. Bu durum bipolar bozukluk olarak adlandırılır. Yani her şey çok böyle bozuk abi. Bir anda diyorsun lan süper. Oo hiçbir şey yok ki. Ben böyle değilim. Sabah böyle düşündüm. Şimdi ise böyle düşünmüyorum diyorsun dengesiz ruh hali bipolardır. Bipolar bu işin bir tık daha fazla versiyonudur. Yani depresyondan ziyade daha fazla versiyonudur bunun. Bu yüzden bipolar olan bireyler genellikle psikologla çok fazla halledemez ve işi psikiyatriste yönelmene gerekiyor. Evet bir sonraki dersimizde ise etkinlikleri yapmış olacağız. Hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.